İyi akşamlar efendim. 11 Kasım 2024 Pazartesi saat 19. Nava ne na haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz yarım yamalak. Çok acayip mesajlar var. Haberlerimize geçelim. 1 milyon 92 bin 365 insan ziyaretçi. Anıtkabir'e rekor ziyaretçi. Yiğidim aslan. hala şu an tüylerim diken diken çok gurur verici. Bizler de aynı şekilde hala buradayız, nöbetteyiz. Sabah geldik buraya. Çok yoğun bir ilgi var. Hep de öyle olacaktır diye hissediyorum. Ona çok teşekkür ediyoruz. Yani çok minnettarız. Hep saygıyla, sevgiyle ve özlemle hep onu anacağız. Askeri deha bir milleti bağımsızlıkla buluşturan büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk. 10 Kasım 2024'te ölümünün 86. yılında da milleti çoğalan bir sevgiyle huzurundaydı. 12,5 saatte 1 milyon 92 bin 365 kişi atasını ziyaret etti. Bu sayı 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan rekor ziyaret olarak kayıtlara geçti. Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı aydınlık mirasının anısına ölümünün 86. yıl dönümünde kabirde meşaleler yakıldı. Gurur verici bir an. Yanımda Afrikalı arkadaşımı da getirdim. Kendisi de çok mutlu oldu. Kendi ülkesinde böyle şeyler olmadığını ve burada büyük bir gurur yaşadığını söyledi. You know, biliyorum, biliyorum tabii. Bu ülke onun sayesinde burada. 10 Kasım'da Anıtkabir'in kapıları resmi törenin ardından saat 9.30'da halka açıldı. Anıtkabire çıkan tüm yollar doldu taştı. Hava soğudu, karardı ama genç yaşlı çocuk yüz binler saat 22'ye kadar anıt kabiri boş bırakmadı. Daha yeni geliyoruz. Bu havayı yaşamaya geldik. Atamız bizim için savaştı. Her şey için yani teşekkür etmeye geldik. Duamızı yapıp gideceğiz. Hep korudu bize. Kadınlara seçme seçilme hakkı verdiği için atamıza çok minnettarız. Özlemle anıyoruz. Cumhuriyetin devrimlerine sahip çıkacak gençliği ve insanlar gördükçe umudumuz daha çok artıyor. Onun için ne kadar nöbet tutsak azdır. Mustafa Kemal Atatürk ömrünü milletine at adamış bir liderdi. Milleti de ölümünden 86 yıl sonra bile özlem ve minnetle atasına koştu. 1 milyon 92 bin 365 kişi 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti. 10 Kasım 2024 bugüne kadar Anıtkabir'e en yoğun ziyaretin gerçekleştiği 10 Kasım olarak tarihe geçti. Bakalım nasıl yarışacaksınız? Hükümete söylüyorum. Nasıl yarışacaksınız? Slogan atmaya getirdiğiniz özel taşınmış insanlar ya da tirollerinizle filan o kadar kaynağınız var mı? Çıkıyor mu o kadar insan? Çıkmıyor tabii. Çünkü bu sevgiyle, gönüllülükle ilgili bir şey. Sizinki? Haberlerde anlatacağız. Sizinki neyle ilgili? Gelelim iç politikaya, anlatmaya başlayalım. Bahçeli'nin Öcalan'a meclis daveti. Erdoğan'da bakanları da susuyor. Niye susuyorlar? Bu projede akla ziyan projede bir iş bölümü yok mu? Herkes kendi görevini kendi aralarında nasıl pay ettilerse bizden habersiz, halktan habersiz, meclisten habersiz. Herkes kendi görevini yapıyor gibiydi. Şimdi niye susuyorlar? Niye? Erdoğan da susuyor, bakanları da. Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi terör destekli siyasete de yer yoktur. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse Haydi dem grubana gelsin, umut hakkından da istifade etsin. Umut hakkıyla ilgili böyle bir şey mümkün mü? mı? Arkadaşlar olur, mi? bunlar tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulan hususlar. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür, teşekkür ediyoruz. MHP lideri Bahçeli terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük vaadini umut hakkından yararlansın çağrısını inelerken o vaat nasıl gerçekleşecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Adalet Bakanı da soruya yanıt vermedi. İktidar cephesinden kim konuşsa o soru terörle mücadele vurgusuyla geçiştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da ve diğer siyasi liderlerimiz de bu anlamda Türkiye'nin terörden kurtulması ile ilgili olarak önemli açıklamalar yapıyorlar. Burada özellikle bir takım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil. MHP lideri Bahçeli'ye terörist başı için onun hakkından bahsetti. Mecliste konuşsun dedi. Evet şöyle açalım. Kendisi terör örgütü lideri gelsin mecliste konuşsun diyen ortağına tek bir kelime söylemeye cesaret etmedi. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör elebaşına meclis daveti ve umut hakkı vaadinde MHP lideri Bahçeli ısrarcı olduğunu söyledi ama Cumhurbaşkanı da bakanlar da ısrarla konuşmuyor. Bahçeli'nin Öcalan açılımı mecliste konuşsun çağrısı Numan Kurtulmuş'a soruldu. Bir eli silahta bir eli sandıkta siyaset olmaz. Siyasetin sandıktan başka hiçbir yere el atmaması, milli iradenin haricinde başka hiçbir iradeden emir talimat almaması, onların güdümünde hareket etmemesi lazım. Bütün bu müzakerelerin yapılacağı yerde milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Uhtemizde bulunan tüm imkan ve araçlardan istifade etmek suretiyle bu terör kamburundan ülkemizi inşallah ebediyen kurtaracağız. Bu konuda hem iktidarımızın hem de partimizin ve Cumhur İttifakı'nın iradesi, azmi, kararlılığı, dayanışması en üst düzeydedir. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası mesajlarını yine terörle mücadele üzerinden verirken tüm imkan ve araçlar vurgusuysa dikkat çekti. Efendim bu akla ziyan, kimsenin haberi olmadan yapmaya çalıştıkları projenin adı aslında açılım değildi. Kendileri söylüyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ne dedi? Şöyle bir açalım soru üzerine. Bu açılım değil, açalım bu. Peki neyi, neyi açalım, ne için açalım? Şimdi onlara geleceğiz. Erdoğan'ın önünü istediği kadar Cumhurbaşkanı olsun diye, aday olsun diye, işte böyle şeyler için, kolduk sevdası için açalım. O yüzden yürümedi. O yüzden yürümedi. Çaresizlikten bir denemeydi. Çaresizlikten çok radikal bir denemeydi. Hiç ağızlarından çıkanı kulaklarının duymadığını anladığımız bir şeydi. E bekledikleri gibi olmadı. İnsanlar da karşılık bulamadılar. Tam tersine insanlar öfkelendi, kuşkulandı. Bunu anlayınca şimdi sustular. Zaten tedbiri oydu. Koskoca bu memleketin dört siyasi ana damarından biri. Oy ne olursa olsun bu daima daima var olacak. Milliyetçi hareket. Koskoca Milliyetçi Hareket'e şunu demişlerdi zaten anladığım. Sizde yiyip içelim, bizde gülüp geçelim. İstediğimiz reaksiyonu almazsak Hiçbir şey yokmuş gibi yapalım. Efendim daha ötesi onu da söyledik. Tam dediğim gibi şimdi muhalefetin üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Böyle bir girişimde bulunuyorlar. Efendim otobüs üstünde terörle terörleyle falan. Ya bir dakika DEM partililer e siz Öcalan'ı meclise konuşmaya davet ettiniz ya. Bir dakika ya. Şimdi muhalefeti suçluyorlar. Bu işler yarım yamalık olmaz. Böyle ciddi işler yarım yabalak olmaz. Anayasa yapılması. Efendim böyle yarım asırlık meselelerin halli. Bir defa nasıl olur anlatayım size. Bir defa güçlü bir iktidar olur. Şu anda iktidar güçlü değil. Çaresizlik içinde hareket etmez. Çaresizlik içinde hareket ediyor. Çünkü her tarafı bütün ekonomi şu bu darmadağın. Efendim kişisel, şahsi, küçük siyasi hesaplarla olmaz. Bütün hikayenin bu olduğunu anladık. Kendileri itiraf ediyorlar zaten. Nasıl olur? Bu vaatlerinizi bir seçmen seçmenin önüne bir seçimde çıkarırsınız. Onlar da size gereken cevabı verir. Onaylarsa onaylar, onaylamazsa onaylamaz. E bir de Adalet Bakanı ne diyor? Bu işler diyor şimdi soru üzerine gene. Bunlar diyor mecliste konuşulur diyor. Ya mecliste konuşulmadı onu anlatıyoruz. Hiç konuşulmadı bu. Bunun gibi hiçbir şey mecliste konuşulmuyor. Bir kabine var. Orada bir şeyler oluyor. Ne olduğu da belli değil. Hiç de bir açıklama yok. Ciddi sorulara da hiç cevap yok. Evet. Yarım yamalak. Bu işte yarım yamalak. Gelelim şu kayyum meselesine. Cezaevindeki başkana bir soruşturma daha. Terör örgütünün belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız. Esenyurt Belediye Başkanının kağıt üzerinde bir başka partinin mensubu gözükmesi bu hakikati değiştirmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ne ilişkin bu sözlerinin sabahında tutuklanan belediye başkanı Ahmet Özer'e yönelik terörün finansmanı şüphesiyle yeni bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. CHP'den tepki gecikmedi. Akşam konuştu, sabah soruşturma oluyor. Sonra bir açıklama daha var, iddianame oluyor. Bir açıklama daha yapıyor, karar oluyor. Yazık. Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyelere tahsis edilen helal kaynağın bölücü haramzadelere aktarılmasına asla izin veremeyiz. Bu ülkede yargı Recep Tayyip Erdoğan, yasama Recep Tayyip Erdoğan, yürütme Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul soruşturma savcısı Recep Tayyip Erdoğan, akşam açıklama, sabah soruşturma Kendisi yapıyor bunları. Esenyurt Belediye Başkanı 12 gün önce şafak baskınıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Ardından belediye yönetimi kayyuma devredildi. Belediyeye alınmayan CHP'liler demokrasi nöbeti başlattı. O nöbete katılan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da polisle karşı karşıya kaldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşu aradı. Ben bir de Numan Kurtulmuş'u ee, arayayım. Sayın başkanım şu anda biz milletvekillerimizle birlikte e, Esenyurt'tayız. Belediyede daha önce de belirttik. Belediyeye giremiyoruz. Tamam. Teşekkür ediyorum. 4000 milletvekiliyiz zaten. Belediye Başkan Vekili ile bir görüşmeniz olacak mı içeri girdiğiniz? Ya ben ona kayıyorum diyorum. Birkaç uyarım olacak. CHP'li 4 milletvekili polis kontrolünde girebildikleri Esenyurt Belediyesi'nde 20 dakika kaldı. Kayyum Can Aksoy'la karşılaşmadılar. Belediyenin birimlerini ziyaret ettiler. İhale birimi önemliydi. Burası dedim kayyumdan önce size emanet dedik. Çünkü Esenyurt halkının parası mali hizmetlerle sizler dedik. Seçilmiş belediye meclis üyeleri ise yine belediyenin kapısından giremedi. Sınırlı sayıda kişi olarak girdiniz. Meclis üyelerinden kimse yine giremedi. Bütün bu süreç normal mi? Bu bizim için bir kazanım değil onu söyleyeyim. Bu çok tuhaf bir durum. Bu kadar zor bir şekilde meclis başkanını arayarak buraya geliyorsak sözün bittiği yerdeyiz. Bak 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 şuraya bak ya. Seçilmiş insanlar seçilmiş insanların yerine kayyum atanmış bir yere bir takım iddialar filan var. Onlara yargı bakacak, bir cevap verecek. Fakat yargının siyasi sahiplerle hareket edip etmediği konusunda kuşkular var. Bugüne kadar kaç kere yapılmış bu 3-5 sene adeta belediye bir siyasi parti tarafından el konulmuş biçimde bulunmuş. Sonunda bir mahkumiyet de çıkmamış. Şimdi bir şeyler söylüyorlar. Neyse durum bakalım şimdi. Gelelim. Bir de böyle buralardan böyle yarım yamalak işlerden acayip acayip polemikler. Efendim böyle vaktimizi harcayan şeyler çıkıyor işte. Neydi belirsiz polemiği? Biz halk arasında buna neydi belirsiz polemiği de diyebiliriz. Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı neydi belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin şehirleri yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varestedir. Belediyelerimizde neydi belirsiz tipler olmadı olamazdı. Fakat neydi belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte. Ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup, Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi. Devlet Bahçeli'nin terörle ilişkilendirmediği, övgü dolu sözlerle bahsettiği Ahmet Türk de dahil yerine kayyum atanan belediye başkanları için seçilmiş değil, terör örgütünün atadığı neydi belirsiz tipler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ahmet Türk'ten yanıt geldi. Milletin emanetinin, ülkenin ve milletin imkanlarının terör baronlarına peşkeş çekilmesine de eyvallah edemeyiz. 50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözleri utanç verici buluyor, yapılan ithamları acizlik olarak görüyorum. Kişilerin suçluluğu kanıtlanmadan, ispatlanmadan soruşturma aşamasında masumiyet karineleri de ihlal ediliyor. Lekelenmeme hakkı bir anayasal hak, bir insan hakkı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarını terörle ilişkilendirirken Adalet Bakanı'nın masumiyet karinesi sözleri dikkat çekti. Ama birkaç dakika sonra kayyumlarla ilgili o da Belediye başkanlarına terör suçlaması yöneltti. Siz bu yetkiyi terör örgütlerine destek ya da onların propagandasına yönelik bir çaba içerisinde fiil içerisinde kullanırsanız o zaman hukuk devletinde yetkiler kullanılır. Belediye meclisinin içinden bir belediye başkanı seçme imkanı dururken vali atamak, kaymakam atamak çok doğru bir şey değil. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin el uzattığı, İmralı ile birlikte muhatap olarak işaret ettiği DEM Parti içinde terör suçlamasında bulundu Erdoğan. CHP lideri Özgür Özel'i de Dem Parti ile yan yana gelmekle eleştirdi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olduğuna Erdoğan değil Mardinliler karar veriyor. Türkiye'yi açıkça tehdit edenlerle, alçak terör eylemlerini övenlerle ve şehir eşkıyalarıyla aynı otobüsün üzerinde korsan miting düzenliyor. Bir taraftan Dem'e Gelin bu işi çözelim. Abdullah Öcalan meclise gelsin konuşsun diyecek kadar önerilerde bulunabiliyorlar ama diğer taraftan bizim verdiğimiz en demokratik tepkiyi bile terörle suçluyorlar. Önce yapması gereken Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun diyen ortağına bir söz söylemektir. Siyasetteki kayyum tartışması sözlere böyle yansıdı. Peki şimdi örgütün atadığı neydi? Belirsiz. Neydi? Belirsiz tipler diyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Peki bir dakika ya. Cumhur İttifakı sizin iktidarınız o örgütün terörist başını, ele başını meclise atamaya kalkmadı mı ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne? Bir dakika ya. Kim dedi gelsin konuşsun? Grupta konuşsun. Kim dedi kim? Bundan haberiniz yok mu sizin birbirinizden? Böyle şey olur mu? Bu proje hepinizin projesi. Bu projenin sorumluluğu, bu tutmayan, akla ziyan projenin sorumluluğu Erdoğan'dadır. Konu bu kadar basittir. Ona göre yetkilerle donatılmıştır. Hiç de sınırlayan bir şey yok. Hiç denetleyen bir şey de yok. Dolayısıyla her çaresizlikte yarım yamalak girişimler böyle neticeleniyor. İşte Ahmet Türk geçen hafta elimden gelen her şeyi yaparım diyordu. O ne oldu şimdi? Hala tanıyamadılar bu insanları. Efendim bu hukuk devleti filan böyle şeylerden bahsediyor Adalet Bakanı. Bakın hukuk devleti hukuka uygunluk. Hukukla mevzuat, yasalar aynı şeyler değil. Yasaları siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla yasalara uygunmuş gibi görünebilir hareketleriniz. Bu da değil de yani onlara da uymuyorsunuz ayrı da. Hukuka uygun mu, adil mi? O bambaşka bir tartışma konusu. Olsaydı bu ülke bu halde olmazdı. Efendim Osmanlı'da olmayan yetkilere rağmen sizin kendi iktidarınız bir kere dinlenmiyor insanlar tarafından. Enflasyonu düşünün işte yarım yamalak. E kendiniz bile kendinize söz geçiremiyorsunuz ya. Birbirinizi dinlemiyorsunuz. Evet efendim gelelim. Hukuk demişken, adalet demişken muhalefeti kızdıran atama. liyakat olsa SPK'ya gelebilir mi? Bugün o göreve gelebilecek uzman bir sürü yetişmiş gencimiz var. Niye Akın Gürlüğü'nün e hanımefendi geliyor? Ödüllendiriliyor. Buranın ödülü bakın Esen Esenyurt'un ödülü. Atanan Kayyum'un ödülü. Burada tamamen kanuna uygun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisinden kaynaklanan bir atama söz konusu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özler'e yönelik soruşturmanın başındaki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla sermaye piyasası kurulu SPK üyeliğine atandı. Muhalefet cephesindeki yankısı da sert oldu. Esenyurt'a kayyum soruşturmasının ödülü dedi muhalefet. İktidarın hukuk dışı icraatlarını yerine getirenler muhakkak ödüllendiriliyor. Gürlek ailesi de böylece ödüllendirilmiştir. Akın Gürlek Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararına uymadı. Birinci sınıf hakimliğe terfi ettirildi. Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezasında da onun imzası vardı. Gezi davasında tutukluluğa yapılan itirazların reddinde de Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandıktan sonra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Ben ona seyyar giyotin diyordum zaten. Öyle elverişli bir giyotin ki o adalet giyotini. Mahkeme mahkeme taşırlar. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada. Şimdi İstanbul'da. Muhalefetin Başsavcı Akın Gürlek'e kayyum tepkileri arasında eşi Elif Gülşah Gürlek'in SPK Yönetim Kurulu üyeliğine atanması tartışılıyor şimdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç liyakat değil sadakat eleştirilerine karşı atama kararını savundu. Mevzuatımıza uygun yapılmış olan bir atamayı farklı şekilde yorumlamak doğru olmaz. Daha önce İstanbul'da sembol davalarda en hukuksuz, en yanlış kararlara imza attı, ödülünü aldığı Adalet Bakanı Yardımcısı oldu. Şimdi İstanbul'a özel görevlendirdiler. Esenyurt Belediye Başkanımızın soruşturmasını başlattı. Bu kez de ödülünü aldı. Eşini SPK'ya atadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SPK üyeliğini atadığı Akın Gürley'in eşi Elif Gülşah Gürlek, Adalet Bakanlığı'na bağlı adli destek ve mağdur hizmetleri daire başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Şimdi efendim bütün bunların arkasında ne var? Artık anladınız. Çünkü zaten bu bir aydır yaşadığımız acayip şeyler, acayip olaylar, kulaklarımıza inanamadığımız sözler filan tüm bunların sebebinin ne olduğunu anlattılar zaten. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmak istemesi, efendim görevine devam etmek istemesi, bunun gibi şeyler seçmeni devreden çıkartma çabası. Bunu biliyorsunuz kendiniz, kendileri söylediler. Evet peki şimdi anayasa değişikliğini mecliste yapalım, aman bu işi halledelim filan dertleri de öyle. Seçmenin önüne çıktıklarında ne olacağını da bilmiyorum. O da ayrı konu ya seçmen kararını verir ve doğru da verir. Dolayısıyla seçmenin önüne çıkmaya cesaret ediyorlarsa o da ayrı bir hikayedir yani. Neyse. Erdoğan aday olmak istiyor. Bunu dile getirdi biz öyle anladık. Böyle bir ima var. Ama anayasa öyle demiyor. Rabbim ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete devam edeceğiz. Cumhurbaşkanının bundan sonra aday olma olasılığı yoktur. Bir tek olasılıkla aday olabilir. O da meclisin erken seçim kararı almasıyla. Anayasa bir kez daha aday olamaz diyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden adaylık isteğini açıkça dile getirdi. İnsan ülkesine hizmet etmek için illaki Cumhurbaşkanı olmak zorunda değil. O eğer tek hizmet makamı olarak orayı görüyorsa bu da çok mümkün gözükmüyor. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. 8 ay önce 31 Mart yerel seçimleri öncesi o isterken son seçimim demişti Erdoğan. Zaten anayasanın 101. maddesi de bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Yani anayasaya göre Erdoğan zamanında yapılacak bir seçimde yeniden aday olamıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Erdoğan'ın yeniden adaylığı için iki seçenek var. Biri Bahçeli'nin de işaret ettiği anayasa değişikliği. Muhalefet hayır diyor. Erdoğan'ın yeniden adaylığı için ikinci seçenekse meclisin erken seçim kararı alması. Ancak erken seçime de Cumhur İttifakı kapıyı kapatıyor. Seçimler zamanında yapılacak ve herkes siyasi hesabını buna muvafık yapmak durumundadır. Biz adayımızı hemen ilan ederiz ama gelmeyip kaçıyorsa kendisi aday olmayacak demekse kim aday olacak? AK Parti'nin adayı kim? Rabbim ömür milletimizde onay verdikçe Türkiye'ye ve Türk milletine Hizmete devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden adaylık isteğini ilk kez açıkça dile getirdi. Ama anayasa değişikliği demeden, erken seçim işareti vermeden. O bir kez daha aday olmak istiyor. Biz de erken seçim istiyoruz. Bu iki isteğin örtüşebileceği yer Kasım 2025'tir. Gerçekten yüreği yetiyorsa, gerçekten seçime girip kazanırım diyorsa biz de erken seçim istiyoruz. 2025 Kasım'ında getirsin sandığı hep beraber oylayalım. İktidar ve ittifak olarak milletin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Anayasa değişikliği olmazsa erken seçim yapmak suretiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünün açılması söz konusu olabiliyor. Erken seçimle de e, telaffuz eden muhalefet oluyor kontrolsüz e, beyanlarıyla İştahı kabarıyor. E, bugün iş başında bulunanlar. İyi Parti lideri Dervişoğlu CHP'nin erken seçim çağrılarının yeniden adaylık konusunda Erdoğan'ın iştahını kabarttığını söyledi. Evet bu memleket bugüne kadar tam sınırsız iktidarlarla sadece kriz ve felaket gördü. Bu vaziyeti görüyorsunuz. Ver yetkiyi, gör etkiyi diye düşünün. Düşünün bunu. Öyle demediler mi? Anayasayı filan kendileri yaptı. Bakın şimdi anayasayı bile dinlemiyorlar. Onlar yaptı bu anayasayı. O da değişikliği. Onlar getirdi. Memleketimizin insanını da onayladı. E ne oldu şimdi? Liderlerin görev süresi ömrü ile sınırlı olamaz. O olmamalıdır. Çünkü Yüz yıl sonra bu milleti adeta saltanatla uğraştırmayın gene. Yani şöyle bir vaziyet var bakın. Bu buna tamam derse bu ülke, buna tamam derse, bundan sonra benim kaygım şu, yani biliyorum tanıyorum artık. Görüyoruz yani senelerdir görüyoruz izliyoruz. Benden de oğluma geçsin derler. Bu görev. Efendim o zaman öyle ya eskiden özendikleri zamanlarda Osmanlı filmleri bir şeyler yapıyorlar hep. O filmlerin dizilerin bilmem nelerin ne derse desin tamamında o bütün o senaryo bütün o hikaye padişahın İngiliz gemisine kaçmak kaçmasıyla bitiyor ama onlar genelde çekiyorlar bütün mal mülk her şey de benim olsun diyebilirler yani. Ben bundan kaygılanıyorum. Mesela dün haberi vardı bizde Mimar Sinan Güzel Sanatlar. işte orada onların binasını işte Cumhurbaşkanlığı iddiası Cumhurbaşkanlığına bir yine çalışma ofisi falan. Ya her yerde o kadar çalışma yeri var, hiç çalıştıklarını görmüyoruz. Ama yalanlamışlar bunu. Peki ne olacak? Peki o insanları niye boşalttınız orada? Göreceğiz bakalım. Niye sanatçı olacak insanları niye barakalarda yaşatmaya şey yapıyorsunuz, eğitmeye çalışıyorsunuz ya da öğretim devam ettirmeye çalışıyorsunuz? Göreceğiz. Yalanladılarsa. E, peki nasıl olacak anayasa değişikliğiyle? Şimdi Dem Partisi'ni şunu bunu böyle e, açalımla, açalım projesiyle denediler mi? O iş olmadı. Olmadı millet reaksiyon gösterdi. Efendim sonra erken seçim şimdi filan. E meclis onayıyla meclis ancak bunu yaparsa tekrar aday olabilir. Orada da muhalefetin bir şart ortaya koyması lazım, bir pazarlık yapması lazım. E, olabilir yani erken seçimde tamam eyvallah. Ama arkadaş memleketin sistemi de böyle yürümüyor. Şöyle olsun diye bir şart ortaya koyması lazım. Savat Dervişoğlu kısmen haklı. Bir pazarlık olması lazım orada. Madem bu kadar çaresizsin gel kardeşim şunları kabul et. Bu ülkede daha demokratik bir yer olsun. Efendim işte devam ediyoruz şimdi. Göreceğiz bakalım o pazarlıkları da. Muhalefetin performansını orada göreceğiz. Muhalefet inanamıyorum ya. Yumuşamaydı, normalleşmeydi filan. Ya bunun bir pazarlığı olur ya. Evet efendim gelelim. Bu adaylık meselesine devam edeceğiz bu arada. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı canlı yayında şu hani sanatçıydı, türkücüydü. ne bütçesiydi arkadaşlar? Konser bütçeleri onlarla ilgili kalem kalem hesap verdi. Bir konser için şu kadar para verdi denmek suretiyle maalesef böyle bir algı operasyonuna maruz kalmış bulunuyoruz. Ebru Gündeş'in ekibiyle beraber mak gözünden tutun yanında getirdiği bütün ekibine ödenen para 4 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Bu iddiaları açıklayanlardan da asla özür falan da beklemiyoruz. Hodri meydan diyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sanatçı Ebru Gündeş'e 69 milyon ödendiği iddialarıyla ilgili kameralar karşısına geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş algı operasyonu yapıldı diyerek konser maliyetlerini açıkladı. Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Ses sahne, ışık, led ekran 31 milyon 680 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri 13 milyon 257 bin lira. Kalkıp böyle bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi falan tamamen algı operasyonudur. Belediye meclisinde tekmeli yumruklu kavgaya kadar uzandı. Konserlerde fahiş fiyat verildiği iddiası. Mansur Yavaş detaylı açıklama için incelemenin tamamlanmasını bekledi. Son 50 ankete baktığınız zaman hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamanla hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Konserler üzerinden maalesef sağlı sollu yapılıyor. Mansur Yavaş kendisine bilinçli saldırı yapıldığını söylemişti. Yalan dediği iddianın belediye içinden sızdırıldığına vurgu yaptı. Geçmişe dönükte harcamaları kalem kalem anlattı. Cumhuriyet'in 100. yılı internetteki mesaj neydi? Candan Erşet'ine 80 milyonlara ödendi. Müfterilere duyurulur. 8 tane konser var. Toplam 94 milyon lira. Bunu 8'e böleceksiniz arkadaşlar. Konserler insanların sosyalleştiği yerler. Bilet ücretleri 2 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira. Şu ekonomik sıkıntı ve sitesinin içerisinde o sevdikleri sanatçıları görüp yakından izlemek isteyen gençler, kadınlar, aileler hep birlikte oraya geliyorlar. Ben bunun aynı Aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğunu düşünüyorum. Belediyelerin düzenlediği ücretsiz konserlerde on binlerce vatandaşın sevdikleri sanatçılarla buluşturulduğunu söyledi Yavaş. Fahiş bedeller ödendiği iddialarını yalanlarken de kurduğu cümleler dikkat çekti. Ankara halkına karşı sorumluluğumuz bir kat artmıştır. Bir daha da olmayacağım dedim ama bak %90 oy alacakmış gibi şimdiden çalışıp bizden sonra gelenlerde Ankara halkını tertemiz emanet edeceğiz. Evet, bu kadar milletin vaktini almaya lüzum var mı bu kadar detaya? Ondan çok emin değilim. Hesap vermek iyi bir şeydir. İktidarın hiç yapmadığı bir şey. Ama iktidar kendi şarkıcısına, türkütüsüne bir baksın ya. Birkaç haber sonra Bayis operasyonunda göreceğiz. Evet efendim bir kıymetli izleyicimiz diyor ki Selçuk Bey bütün dünyada 2002'den beri ülkelerde üçer beşer 8'er kez lider değişikliği yaşandı. Krallar değişti. Papa bile 3 kere değişti diyor. Daha nasıl anlatılabilirdi ki? Ultra montanizmin ötesi bizimkisi ya. Evet gelelim. Vergi dilimiz evet işte şimdi geldik gerçek hayata. Gerçek, bütün bunların konuşulmasını istemiyorlar ya bu lakırdılar arasında. Vergi dilimiz ulmü İnsanlarımın üzerinde bir balyoz gibi vergi diye konan bu balyozun kalkması lazım. Önerimiz ise çok net ve basit. 66.553 lirayla yoksulluk sınırında yaşayan bir çalışanın geliri 89.000 lira. O da yıllık bin lira civarında para yapar. Biz de diyoruz ki gelin gelir vergisinin ilk dilimini 1 milyon liraya çıkarın. Çalışanın sırtındaki vergi dilimi zulmü son bulsun diye CHP yoksulluk sınırı üzerinden hesap yaptı. 110 bin lira olan ilk dilimdeki sınırın 1 milyon liraya yükseltilmesini talep etti. Böylelikle az kazandığı halde yüksek vergi ödemeyecek çalışanlar. Yılda bir maaş kadar para gelir vergisine gitmek yerine ceplerinde kalacak. İşçiden kesiliyor, emekçiden kesiliyor. Ama holdinglerden, zenginlerden vergi affı oluyor. Bir ülkenin ekonomisi sadece vergi, işçi ve memur üzerine gidiyorsa... O ülkenin ekonomisi çökmeye mahkumdur. Tüm çalışanlar yıllardır gelir vergisi dilimlerinin adil bir şekilde güncellenmesini bekliyor. Çünkü yıldan yıla daha fazla vergi yükü biniyor çalışanın omzuna. Mevcut tabloda brüt maaşı 110 bin liraya ulaşan bir üst vergi dilimine geçiyor. %15 yerine %20 vergi ödüyor. Maaşa göre bu oran %40'a ulaşıyor. Yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 lira. Maaşı bu sınır dahilinde olan bir üst dilime geçmesin yıl boyunca %15 vergi ödesin istiyor CHP. 1 milyon lira brüt geliri olan çalışan yıllık %15'ten fazla vergi ödemesin. 30 bin lira net maaş alan bir çalışan 55 bin lira yaklaşık yıllık vergi ödüyor. Eğer 1 milyon liraya çıkarılırsa gelir vergisinin ilk dilimi 27 bin lira ödeyecek. Yani 28 bin lira çalışanın cebinde kalacak. Yani bir maaşı cebine kalacak çalışanın 50 bin lira net maaşı olan da yılın sadece ilk iki ayında %15 vergi ödüyor. Sonra kesilen vergi %27'ye kadar çıkıyor. Yılın yarısından itibaren 7 bin lira az maaş alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Volkan Demir'e göre ilk dilim 1 milyon liraya çekildiğinde yıl boyunca 75 bin lirası cebinde kalacak. Şirketlerin ödemediği vergiyi çalışanlardan ...yoksul çalışanlardan almaya çalışıyoruz. 66.553 lira alan... ...bir yoksulluk durumunda çalışan birisi... Hemen Şubat'ta %20'ye giriyor. Kasım ayında da %35'e giriyor. Yoksulluk sınırına kadar maaş alansa yıl içinde %35'lik vergi dilimine kadar çıkıyor. Eğer CHP'nin talebine kulak verilirse ondan da yılda 239 bin lira yerine 106 bin lira vergi kesilecek. Vergi dilimlerinin yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor ama uzmanlara göre de çalışana göre de bu yeterli değil. CHP önerisine karşılık bekliyor. Türkiye vergilerle dönen bir ülke olduğu için diğer affa uğrayan vergiler Hiçbir zaman söz konusu olmuyor, dile getirilmiyor ama çalışanların işte 3 kuruş maaşından kesilen vergiyle ülkenin kalkınacağını düşünüyorlar. Bakalım şimdi unutulan vaatlere. Staj ve çıraklık mağdurları da unutuldu. Stajı! Sizinle Seçim beyannamesinde bu sözler verildi. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Kendisi üç kere seçim vaadi olarak bizi seçim beyannamesinde yer aldık ama ...döndüğümüzde biz hakkımızı hala alamıyoruz. Bunu bize devletimiz verdi. Bundan sonra devletin güvencesi altındasınız dediler. Staj çırakken sigorta kartı verildi... ...ama çalıştıkları o süre emekliliğe dahil edilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi meydanda müjde sözü verdi. MHP seçim beyanamelerine koydu. Ancak staj ve çıraklık mağdurları unutuldu. Verilen sözler tutulsun diyoruz. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması. MHP'nin 2018'deki Cumhur İttifakı... Millet Aklı sloganıyla duyurduğu seçim beyannamesi de dahil Cumhur Ortağı olarak her seçim öncesi söz verildi staj ve çıraklara. Cumhurbaşkanı Erdoğansa son seçimden önce müjde vereceğiz diye umutlandırdı. Sonra kapıyı kapattı. Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya müjde olur. İşsizim. Eşim çalışıyor. Ben de işte geçici işlerde zaman geçiriyorum. İki çocuğum var. Emekli olmayı düşünüyordum yani buradan gelecek parayla bir kira katkısı olurdu. Kiramızı öder diye düşündük ama maalesef olmadı. Henüz 16 yaşında meslek lisesinde okuyordu Sedat Bey. Git fotoğraf çektir sana sigorta kartı vereceğiz dediler. Gitti büyük bir heyecanla çektirdi, sigorta kartını aldı. Günün birinde bu kartı mağduriyetini dile getirmek için kullanacağını bilemiyordu. 18 yaşındaki çocuklar tekel işletmesine giremiyorken ben 2 yıl tekel işletmesinde tütünlerin içerisinde çalıştırıldım ve 30 yıldır her şey bana tütün kokuyor koku duyumu kaybettim. Yıllarını verdiler ama karşılığını alamadılar. EYT'ye dahil edilmediler. Hala daha o şokun içerisindeyiz. Biz bu şoku atlatamadık. İki yıldır Gece gündüz biz bu mağduriyetle yaşıyoruz. Sigortalım var biliyordum. EYT'nin içerisinde kendimizi var biliyorduk. Mağdur olduğumuzu öğrendik. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu 17 Kasım'da İstanbul Kartal Meydanında mitinge hazırlanıyor. Verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar. Söz verildi bizler yani o yasama yılının çıkmasını bekliyoruz her vatandaş olduğu gibi. Ancak bir yasama dönemi geçti, ikinci yasama dönemi geçti. Şu an üçüncü yasama döneminin de bir buçuk yılı geçti. Ne de başarılı oldular, hangi sözlerini tuttular da adeta ömür boyu koltukta kalmak istiyorlar. Bundan başka vaatleri de söyleyeceğiz. Daha iyi 3600, 7200 hepsini söyleyeceğiz merak etmeyin. Ama anlamadıkları şu. Biz kurtların karnı doysun, kuzular da sağ olsun istiyoruz. Onlar kurtla yiyip çobanla ağlamak istiyorlar. Biz Yardıma muhtaç kimse kalmasın, fakirlik ortadan kalksın istiyoruz. Onlar insanları yardıma muhtaç edip yardım etmekle övünmek istiyorlar. Biz tavuk yumurtası bulamıyoruz artık bu ülkede, şu ülkede yani. Onlar adeta ömür boyu, hiç bir başarıları olmadığı halde, şu hale getirdikleri halde ülkeyi adeta ömür boyu koltukta kalmak ve aslında Kristof Kolomb'un yumurtasını istiyorlar biz tavuk yumurtası bulamazken. Evet efendim gelelim Toki'den yarım yamalak konutlara. Eksik teslim edildi. Lavabolar çalınmıştı, musluklar çalınmıştı. Her akşam elektriğimiz muhakkak kesiliyor. İki çocuk var, e, soğuk. Hani elektrik varken ne yaparsak yoksa da ya el feneriyle ya bu şekilde. Evler böyle mi yapılıyor? Evet, böyle yapılıyor. Elektrikler sürekli kesildiği için çocuklar buz gibi evlerde mum ışığında ders çalışmak zorunda kalıyor. TOKI'nin İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda 3 ay önce teslim ettiği konutlarda oturanlar başta altyapı olmak üzere birçok eksiklik nedeniyle zorluk yaşıyor. Ne toki ne de yüklenici firma mağduriyeti gideriyor. Kış geldi, üşüyoruz. Bakın ben buradan şimdi hastaneye gidiyorum. Böbreklerim üşüttüm çünkü evler soğuk artık. Yani hani dışarısı daha sıcak evlerden. Bakın mesela çelik kapı yapmışlar. Kum döküyor. Şu anda şurası bomboş bakın. Böyle bir Olabilir mi acaba yerinden çıkacak? Elektrikçi yanlış kabloları bağladı. Bizim bütün her şeyimiz yandı. Böyle beyaz eşyalarımız, şofbenin anakartı yandı. Firma ödeyeceğiz dedi. Bayağı da masraf çıktı. Ödedi mi firma? Ödemedi. Biz mağdur edildik. Ben TOKİ'ye de dilekçe yazdım. TOKİ'nin bizim muhatabımız olması lazım artık. Bulunduğumuz Başakşehir'deki TOKİ konutları hak sahiplerine bundan 3 ay önce teslim edildi. Bir yandan binalarda yaşam devam ediyor, bir yandan da inşaat çalışmaları ama birçok binada inşaat çalışmaları da yarım kaldı. Her yerde işte o inşaat kalıntıları var. Ayrıca binaların çoğunda asansörler de çalışmıyor. Burayı bekliyoruz 5 senedir. Hadi evi teslim ettiler ama elektrik yok. Şu anda şantiye elektriği var. Evde zaten soğuk. Şu anda da görüyorsunuz da ben küçük çocuğum da var. 2019'da TOKİ kurasından çıkan bu eve taşınabilmek için 5 yıl boyunca bekledi Şahin ailesi. 1,5 ay önce de taşındılar. Ama birçok eksikle. En büyük eksik de su ve Elektrik. Elektrik gidiyor ve saatlerce gelmiyor. Üç çocuklu Şahin ailesi de elektrik varken bu şekilde elektrikli ısıtıcılarla ısınmak zorunda kalıyor. Üç gün gelmediydi oldu yani. Üç gün boyunca nasıl ısındınız? Akrabalara gittik çünkü ısınamadık yani çocuklar evde hasta oldu sürekli hastaneye götür getir. Lağan patlamaları oldu ben kendi binamda yaşadım. 3-5 gün eve kokudan yani bloğun içine merdivenlerden zor inip çıktık. Evet. Hazır olmadan verildi. Hem gecikmeli verildi. TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında inşa ettiği Başakşehir Kayabaşı'nda 25. bölge konutlarında 600'den fazla daire sakini bu sorunları yaşıyor. Hak sahipleri bir an önce Tokin'in seslerini duymasını bekliyor. Sıfır binen dört dörtlük olması lazım ki bitirip böyle teslim etmeleri lazım. Biz devletimize güvenmemiz lazım bu şekilde. Hani biz diyoruz ki TOKİ diyoruz, devletin diyoruz. Yarım yabanlak yapılmayan işler de var. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcı Kutluyorum. Çünkü seçimden beri yüzün üzerinde tarım arazisine yapılmış kaçak yapıyı yıktılar. Böyle yarım bırakmamak lazım. Tarım arazisi önemli. Evet, şimdi gelelim. yasadışı e, yasa dışı bahis soruşturmasına Yani çok üzgünüm tabii. İddialar peki doğru mu? Evet, doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldu. O yüzden çok üzgünüm. Ne? 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 Saçmalama. Tamam Tamam. Tamam. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu 20 kişi hakkında yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı kararı verildi. 16 şüpheli yakalandı. Bazı şüphelilerin operasyondan saatler önce yurt dışına çıktığı tespit edildi. Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç dahil sorgusu tamamlanan tüm şüpheliler için tutuklama talep etti. Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi. Bana bak 50 senede 1 lira kazanamadım 50 senede. Bu işten para kazanılmaz. Bahisten hiç kazanılmaz. Ben ne sana taparım ne seni ararım ne trip atarım. Ne bir ev ne bir araba kaybettim kumarda. Sadece gittiğim yerde sahneye çıkardım. Onun ücretini alırdım. Ayrıca bana orada oyun oynamak için para verirlerdi. Verirlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahsi teşvik soruşturmasında 20 şüphelinin yasa dışı bahis reklamlarında yer aldığı belirlendi. Sunucu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'la eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında olduğu şüpheliler için düğmeye basıldı. Sabaha karşı polisler şüphelilerin adresine gitti. Mehmet Ali Erbil evinde gözaltına alındı. Serdar Ortaç ise uyuduğu için kapıyı duymadı. Sonradan ulaşılabildi. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Benim 1 milyon takipçim var. Kendi kanalımı atıyorum zaten. Lütfen. Gelmiş burada bana diyor. Abi ya adam da özendirme. Sosyal medya fenomenlerinin ünlü isimlerin yer aldığı iddia edilen yasa dışı bahis reklamları mercek altında. Tüm şüpheliler için ifadeleri alındıktan sonra tutuklama istendi. Ne? 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 Mehmet Ali Erbil'i kızı böyle sakinleştirmeye çalıştı. O da Serdar Ortaç da adliye koridorunda polislerin koluna girerek ayakta durabildi. 3 şüpheli tutuklandı. Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi. Mehmet Ali Erbil'in ise adliyedeki işlemleri sürüyor. Efendim istasyonda ayağından vurdu. Ayağa kalkma. Kalkma ayağı vuruldu. Marmaray istasyonundayız. Bostancı'da. Ayağından vuruldu İstanbul... değil mi? İstanbul'un en işlek istasyonlarından birinde Marmaray'ın Bostancı durağında çevreye rahatsızlık veren adamı güvenlik görevlisi ayağından vurdu. Abi oturtun onu oturtun. Güvenlik. Ayağına bir şey vurdu ve ayağından. Vurdu. Lütfen acile ve... kim 41 yaşındaki AA iddiaya göre alkollüydü. Turnikelerden ayrılmadı. Marmaray'ın Bostancı istasyonuna gelenleri rahatsız etmeye başladı. Güvenlik görevlisi uyarınca da saldırdı. Sakin ol! Tutun onu, tutun. Kavgaya müdahale eden başka bir güvenlik görevlisi yoktu. MT de cop yerine silahına sarıldı. AA'yı ayağından vurdu. Kasten yaralama suçundan gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İstasyonda huzursuzluk çıkaran AA ise hastaneye kaldırıldı. Konut dokunulmazlığını ihlalden suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kalkma ya vuruldu. Şimdi bir ara sonra bir dakika bildi Artık ne kadar kaldıysa. Efendim bugün çenem düştü yine. Dolayısıyla vakti tükettim. Ama ne yapalım yani bunları kadıya götüren yok ki. Biz de lisanı münasiple seçmenin hangi partiye oy verirse versin haklarını korumaya çalışıyoruz. Neyse bizden sonra Kızıl Goncalar var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere iyi akşamlar. Toprağına bin feda bir tek dostuma.